İyi akşamlar sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de bu akşam uluslararası bir konuyu ele alacağız. Uluslararası ama Türkiye'deki iç dinamiklerini, Türkiye'nin iç dinamiklerini, dış politikasını etkileyen bir kriz. Aslında bu kriz Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana zaman zaman tırmanan bir kriz. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden bahsediyorum. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla sonuçlanmıştı. Aslında bütün dünya sonuçlandığını zannetmişti. Krize bir ara verilmiş. Yakın zamanda Rusya Ukrayna sınırına kimi kaynaklara göre 100 bin, kimi kaynaklara göre 100 binden daha fazla asker zırhlı araçla bir yığınak yaptı. Rusya tarafı bu yığınağın bir tatbikat amaçlı olduğunu söylüyor. Batı ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor. Açıkçası bu yönde de güçlü emareler var. Tabii Türkiye'nin de konumu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki ülke arasında ara buluculuğa soyundu. Her ne kadar Rusya'dan bir yeşil ışık gelmese de Ukrayna tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ara buluculuğuna yeşil ışık yaktı. Ukrayna'da bir takım temaslarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönüş yolunda bir takım açıklamalar yaptı ve Batı'yı Ukrayna-Rusya krizine çomak sokmakla suçladı. Batı dediğimizde aslında NATO, Türkiye'de NATO'nun bir üyesi. Tabii Rusya'nın belirli hassasiyetleri var. Mesela Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar konusundaki rahatsızlığını açıkça ifade ediyor. Ancak bu gezide ek bir ara buluculuk yapmak istediği krizde Türkiye enteresan bir hamle daha yaptı. Bayraktar TB2 taktik SİHA'ların Ukrayna'da üretimi için anlaşma imzaladı. Rusya'nın gözüne sokarcasına adeta. Bütün bunları, bu krizin nereye evrileceğini, bir savaş çıkacak mı çıkmayacak mı, Batı ne yapacak, Batı Kırım'daki ilhaktan ders çıkarttı mı, Türkiye'ye etkileri ne olur, bir enerji krizi yaşanır mı, savaş çıkarsa Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Bütün bunların hepsini değerli konuklarımız Aydın Sezer ve Aydın Adnan Sezgin'le birlikte değerlendireceğiz. Sayın Sezer, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Sezgin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bir önceki yayınımızda yine sizi bir araya getirmiştik ve konumuz Suriye'ydi, güneydeki krizdi. Bu sefer de kuzeydeki kriz. Yani sürekli krizlerle ilgili sizi konuk ediyorum. Kriz olmayan başka güzel konularda da konuk edeceğim ama memlekette ne yazık ki böyle bir ortam yok. Kusura bakmayın, yani alınmamanızı rica ediyorum programın başında. Sayın Sezgin, Suriye'yi de ekonomik kullanmak adına sizinle başlayalım. Direkt soracağım, Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi sizce? Bir çatışma yaşanmaması, topyekün bir çatışma yaşanmaması ihtimali bana kalırsa galip ihtimal. Yani hala diplomasi için, barış için imkan var. Bu imkanların da sonuna kadar tüketilmesi gerekir. Bir de savaşın maliyeti var. Yani Ukrayna'ya maliyetini az çok takdir edebiliyoruz. Gözümüzde canlandırabiliyoruz. Fakat Rusya için de bunun çok büyük bir maliyeti olacaktır. Hele ki Ukrayna bu saldırıya, yani Rusya'nın muhtemel bir saldırısına karşı koyduğu takdirde. Ukrayna daha önce fazla bir mukavemet gösterememişti. Koşullar el vermiyordu. Bu sefer Ukrayna gelen bilgilere göre, basından izleyebildiğimiz kadarıyla Ukrayna halkı bu bir Rus saldırısına, tecavüzüne karşı daha dirençli, daha istekli gözüküyor. Ayrıca 2014 krizinde maalesef Batı derken Avrupa Birliği ve ABD'yi kastediyorum. Önemli hatalar yaptılar. Arkasında duramayacakları bazı vaatlerde ve
krize bugünkü kadar yakında müdahale etmediler, mesajlar olmadılar. Adeta biraz zemini karıştırıp Ukrayna'yı Rusya'yla baş başa bıraktı. Biraz karikatür şeklinde bir çizgi çiziyorum ama öyle oldu çok özetle. Örneğin ABD Müsteşar Yardımcısı Kiev sokaklarında nümayişlere katıldı Rusya'ya karşı. Ama ABD'nin veyahut da Avrupa Birliği'nin ne ekonomik açıdan, ki o dönemde ciddi bir ekonomik darboğaz, hatta mali finans darboğazı içindeydi Ukrayna, ne bir katkı sağladılar doğru dürüst, ne de siyaseten arkasında durdular veyahut da bir karşısal üretebildiler. Bugün mesela çok ciddi yaptırımlardan söz ediliyor. O dönemde tonu bugünkü kadar yükseltmemişlerdi. Hatta o dönemde 2014'te bu Kırım ilhak edilmeden önce meşhur Amerikan hem diplomat hem akademisyen Brezinski'nin Rusya'nın talepleri doğrultusunda Ukrayna'nın Finlandiyalılaştırılabileceği konusunda bir makalesi çıktı. Yani hiçbir bloka üye yapılmaması konusunda, NATO'ya alınmaması konusunda, tarafsızlığını muhafaza etmesi konusunda. Bugün görüyoruz ki Ukrayna'nın arkasında Batı daha kuvvetli bir şekilde duruyor, daha ısrarlı bir şekilde duruyor. Bunun nedenlerini tartışırız tabiatıyla. Rusya'da talepleri konusunda çok daha net bu sefer. Kimden talepleri konusunda çok daha net? Avrupa'dan ve ABD'den, NATO'dan talepleri konusunda çok daha net. İstekleri yalnız gerçekçi istekler değil. Hiç, ne hukuk açısından, ne siyasi dengeler bakımından anlamlı değil, tutarlı değil. Burada bir isteği getirilebilecek talepler değil. Bir isteği hatırlatalım mı mesela Rusya'nın? Amerika Birleşik Devletleri'nden istediği NATO'nun daha fazla genişlememesinin yasal taahhüdü, Ukrayna'nın asla ve kat'a NATO'ya alınmayacağının yasal taahhüdü, Baltık ülkelerinde NATO'nun askeri üslerinin ve silah sistemlerinin sökülmesi. Mümkün mü böyle bir şey? Hayır. Burada yani o kadar anlamsız talepler ki bunlar, hem NATO üzerine bir ipotek koyuyor, veto koyuyor. Hem Ukrayna'nın serbest iradesi, egemenliği üzerine bir veto koyuyor. Adeta ben büyük ülkeyim ve benim yakın çevrem bana tabi olmalıdır anlamına gelen ifadeler, kısacası bunlar, çok özetle. Bunların kabul edilebilecek bir yönü yok. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya bugünden yarına katılması gibi bir durum da yok. Kimse de böyle bir fikri açıkçası kuvveden fiile geçirme arayışı içinde değil. Belki Ukrayna hükümeti bunu isteyebilir ama NATO ülkelerinin eminim Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına en taraftar olan ülkeleri dahi, Baltik ülkeleri, Polonya dahi böyle bir kabule bugün için kısa vadede hazır değiller. Dolayısıyla bu bugünün bir sorunu değil. Bunu biraz abartıyor.
aslında Rusya'nın bir takım güvenlik endişeleri olabilir. Ayrıntıya girmek istemiyorum bu konuda ama konu açılırsa tartışırız. Bazı kaygılar olabilir. Mesela Ukrayna'ya Rusya'yı vuracak sofistike füzelerin, silahların yerleştirilmemesi, keza Baltiklerde belirli bir silah füze kontrolüne gidilmesi düşünülebilir. Bunlar gerçekleştirilebilir hedeflerdir. Ama söylediği gibi NATO'nun mevcut silahlarının ve tesislerinin geri çekilmesi 1997 öncesi siyasi coğrafyaya dönülmesi veyahut da Ukrayna'nın ilelebet tarafsız kalacağına veya NATO'ya kabul edilmeyeceğine, Avrupa Birliği'ne kabul edilmeyeceğine dair bir taahhüt verilmesi söz konusu olamaz. Zaten kimse bu taahhüdü veremez. Yani NATO'nun bu konuda bir taahhüt vermesi mümkün değil. Çünkü NATO'da tek bir ülkenin vetosu bütün karar mekanizmasını durdurabilir biliyorsunuz. Evet. Ne Baltik ülkeleri ne Polonya böyle bir kararı kabul etmez. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o işte Batı burada çomak sokuyor falan gibi ifadelerin de yakışıksız bulduğumu bu arada belirtmek isterim. Arabuluculuğa soyunmuş bir ülkenin lideri böyle bir eğer liderse bu tür bir üslup izlememelidir diye düşünüyorum. Sayın Sezer'e geçmeden önce size bir soru daha yöneltmek istiyorum. Siz Moskova'da büyükelçilik yaptınız. Rusları tanıyorsunuz. Aslında ne söylediklerinde, ne söylemek istediklerini, esasında ne söylemek istediklerini anlıyorsunuz, biliyorsunuz. İşgal etmeyeceğini söylediniz ama 100 bin askerlik zırhlılar, tanklar, toplar, tüfeklerle yapılan yığınak da ortada. Bunun bir mesaj anlamı var. Ruslar bu yığınakla, gerçi yumuşak diplomasiyi de katılır mısınız bilmiyorum, pek beceremiyorlar. Ne mesaj vermek istiyor? Bunun arkasında ne var? Madem işgal etmeyecek, bir çatışmaya dönmeyecek, 100 bin tane adamı, orduyu niye oraya yığdı? Ben işgal etmeyecek demiyorum. İşgal etmeme ihtimali daha yüksek diyorum. Yani evet. Bir topyekun olmama ihtimali daha yüksek diyorum. Hala böyle bir ihtimal önlenebilir, tamamen önlenebilir, izale edilebilir diyorum. Tabii ki bu elini yükseltmek için, ciddiye alınmak için... Ve bakın Kırım krizi öncesinde olaylar çok daha hızlı gelişmişti ve ben büyükelçi olarak oradan naçizane bir sorunun çözümü için ABD başkanıyla Putin'in görüşmesinin yararlı olabileceğini telkin ediyordum Ankara'ya. Yani Ankara aracı olsun diye. Aynı şeyi de oradaki ABD'li muhatabıma da söyledim. Böyle bir görüşme gerçekleşmedi 2014'te. Bugün görüşme gerçekleşiyor. Demek ki geçmişten bir arka arkaya gerçekleşiyor bu tür görüşmeler. Putin'le Biden görüşüyor ki 2014'te Biden biliyorsunuz başkan yardımcısıydı. Şimdi bu görüşmeler bir geçmişten çıkartılan derslere bağlı ama aynı zamanda Rusya'nın o yığınakla ortaya koymuş olduğu iradeyi hesaba katmak gerekiyor. Yani o güç gösterisi bir ölçüde Batı'yı meseleyi daha ciddiye almaya zorluyor. Rusya hem güç gösterme yaklaşımını hem böyle yumuşak diplomasiyi kullanmasını bilen bir ülkedir. Öyle bir geleneğe sahiptir.
Teşekkürler şimdilik değerlendirmeleriniz için. Size tekrar döneceğim. Sayın Sezer, sizi biraz beklettik, kusura bakmayın. Aynı soruyla başlamak istiyorum. Rusya sizce Ukrayna'yı işgal edecek mi? Yoksa siz de Sayın Sezgin gibi bu ihtimalin gerçekleşmesinin daha düşük olduğunu düşünüyor musunuz? Sayın Sezer, geldi mi sesim size? Aydın Bey? Maalesef ürününüzü alamadım. Şimdi tekrar ediyorum. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Yoksa siz de Sayın Sezgin gibi bu ihtimalin düşük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öncelikle evet. Ben de düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın elinde başka opsiyonlar var. Eğer mesele sadece Donbas krizi ise ya da Rusya ile Ukrayna arasında var olduğu sanılan gerilim ise. Bence sorun Batı ve NATO ile Rusya arasında. Burada Ukrayna konusu bir atlama taşı olarak gözüküyor. Rusya'nın Ukrayna'daki gelişmeler hem AB hem NATO ile flörtüne yönelik daha önce 2014'teki tavrı çok net oldu. Kırım'ı önce işgal sonra da ihale etti. Dolayısıyla birinci roundda Ukrayna bu süreçten resmen toprak kaybederek çıktı. Bir defa bunun altını çizelim. Şimdi Donbas'taki ayrılıkçı cumhuriyetlerle ilgili gelişmelere bakıldığında Rusya'nın bu konuda zaten taraflı olmadığını sıklıkla belirttiğini biliyoruz. Çok açık bir şekilde Kiev'in muhatabı Donbas'ta Donetsk'teki cumhuriyetlerin liderleridir. Üstelik bu sürecin garantisi de başta Almanya ve Fransa olmak üzere adet perspektifinde, çerçevesinde Normandiya formatıdır diyor. Yani burada bir üçüncü ülke olarak ben de, yani Rusya biz de varız diyor. Bu ayrı bir konu. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna ile Donbas üzerinde bir muhataplık ilişkisi tesis etmesi ya da herhangi bir ülke aracılığına ihtiyaç duyacak şekilde görüşme yapması söz konusu değil. Bu Rusya'nın çok net bir kırmızı çizgisi. Öncelikle bunu ifade edelim. Ancak Rusya Ukrayna sınırına yaptığı yığınakla, tahkimatla bu anlamda aslında Batı'ya, özellikle NATO'ya Ukrayna'nın olası üyeliği konusunda ne kadar hassas veya kararlı olduğunu göstermeye çalışıyor. Ben Sayın Büyükelçime katılıyorum. Bu tabii ki talepleri kabul edilemez nitelikteydi. Ancak bu Rusya'nın da kırmızı çizgisi. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bunu Batı'da da kabul eden ülkeler var. Örneğin Almanya var. Örneğin İtalya var. Hatta örneğin Ukrayna'da muhalefet var. Dolayısıyla Rusya'nın bu 30 yıllık NATO'nun doğuya doğru genişleme süreciyle ilgili hassasiyeti hem güvenlik konseptinde ki sürekli güncellenen bir konsepttir hem de dış politika konseptinde vücut buluyor. Dolayısıyla Rusya şunu söylüyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi söz konusu olursa benim doğal sınırlarım Sovyetler Birliği sınırlarıdır diyor. Bunun Batı açısından ne kadar kabul edilemez olması ya da bunun ne kadar mantıksız ya da saçma bir talep olması ayrı bir konu. Ama Rusya bunu kararlılıkla uyguluyor. 2008 Gürcistan Savaşı'ndaki müdahalesiyle bugün için Gürcistan'ın nasıl edildiğini, nasıl izole edildiğini hatırlayacak olursak, kaldı ki o süreçten sonra hem Abhazya hem Güney Ossetya'yı bağımsız cumhuriyet olarak tanıdığına bakacak olursak, Rusya'da bu işin sonunda pekala tıpkı Rusya Komünist Partisi'nin de şu anda baskısı çerçevesinde Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerini tanıyarak da bu krizin bir şekilde siyasi bağlamda çözülmesinin önünü açabilir. Ama tabii bu da Ukrayna açısından yine kabul edilemez. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından kabul edilemez. NATO bunu kabul etmez. ABD bunu kabul etmez. Ama kabul etmemekle fiili durumla yüzleşmek farklı şeyler. İşte bugün Gürcistan'da ya da Abhazya'da gördüğünüz gibi pekala kabul etmeseler de bir gerçekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben konunun öncelikle Rusya ile NATO, ABD arasındaki bir itilaf mı yoksa
Donbas üzerinden kaynaklanan Batı'nın da taraf olduğu bir itilaf mı olduğu konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye'nin de net bir görüş sahibi olmadığını düşünüyorum. Zaten Almanya ve Fransa takip edilerek de bu süreçte neyin ne olduğu çok rahatlıkla anlaşılabilirdi. Son bir haftada Putin Macron'la tam 3 kez görüştü. Çünkü Macron ya da Fransa Normandiya formatının bir tarafı. Dolayısıyla Donbas konusu, Ukrayna konusu uluslararası çerçevesi olan hem Birleşmiş Milletler kararı hem Agit-Minsk protokolleri çerçevesinde Rusya'nın sadece bir üçüncü ülke olarak taraf olduğu bir konu. Ne hazindir ki Türkiye bu konuda Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Bu konuda Rusya'nın kırmızı çizgi olduğunu vurguladım. En son Putin bizzat kendi ağzından geçtiğimiz aylarda benim Donbas'la ilgili Zelenski ile görüşecek herhangi bir konum yok. Biz üçüncü bir ülkeyiz ama Zelenski ile Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri geliştirmek anlamında her yerde görüşmeye hazırım mesajını verdi. Hatta Moskova'ya davet etti. Zelenski'nin takvimini de uyarız diye bir tırnak içinde bir de jest de yaptı. Zelenski'nin Türkiye'nin arabuluculuğunu istemesi ya da Türkiye'nin arabuluculuğunu desteklemesi tabii ki Donbas konusunu Rusya'yla görüşmek istemesinden kaynaklanıyor. Batı'dan da zaten bu yönde telkinler geliyor. Dolayısıyla Batı bir anlamda Ukrayna'daki bu yerel iç savaş ya da gerginlik üzerinden Rusya'yı çevreleme ile ilgili özellikle ABD açısından söylüyorum bir kriz ya da bir gerilimle Avrupa'da bir Rusya sorunuyla baş başa bırakma perspektifi çiziyor. Kendisi daha çok Pasifik'le ve Çin'le uğraşabilmek için bunu talep ediyor. Ama tabii burada şöyle bir husus da var. Bence bu husus, bu söyleyeceğim husus çok daha önemli. Özellikle Macron'un Trump döneminde NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine yönelik açıklamaları çerçevesinde Avrupa Birliği'nin kendi silahlı gücünü oluşturmasıyla ilgili süreci gözden geçiriyor olması ki İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte Kuzey Atlantik İttifakı'nın da bir anlamda zayıflayacağı düşüncesiyle buna şiddetle karşı çıkıyor olması ve Ukrayna krizinde özellikle ABD ile aynı safta yer alması da bunun bir kanıtı. Böyle bir boyut var. Bu Avrupa'da Almanya'nın, İtalya'nın ama öncelikle Fransa'nın başını çektiği bir yaklaşımla bu Rusya'nın çevrelenmesi ya da Rusya'nın Ukrayna üzerinden sıkıştırılması konusuna pek sıcak bakmıyorlar. Çünkü hem olası bir iç savaşta hem olası bir sıcak savaşta pek ihtimal vermemekle birlikte hem de Donbas gerginliği üzerinden ortaya çıkacak bir iktisadi ambargoda bundan en büyük zararı görecek şirketlerin başta Almanya olmak üzere İtalya ve Fransız şirketleri olacağı artık net bir şekilde ortaya çıktı. Bugün bir analiz vardı eski Ukrayna Maliye Bakanı. Eğer ABD Rusya'ya Swift'ten çıkartma yönünde bir ambargo uygularsa bundan en çok zarar görecek ülkenin Ukrayna olacağının da altını çiziyor. Kaldı ki burada Türkiye'nin durumunu ben tartışmıyorum bile. Türkiye Batı ile ilişkilerini S-400 alma pahasına belli bir seviyeye getirmiş bir ülke ama İHA ve SİHA satışıyla da Rusya ile ilişkilerini şu anda çok ciddi bir şekilde riske atmış durumda. Dolayısıyla ben aslında 2021 başından beri Türk-Rus ilişkilerinde pek adı konulmayan ama içten içe her şekilde belli olan bir sıkıntılı dönem, bir kriz yaşandığını düşünüyorum. Hatta daha da ileri gideyim. Erdoğan'la Putin arasında bir arabulucuya ihtiyacımız olan bir süreçten geçtiğimizi de açıkça söyleyebilirim. Sayın Sezer, fazla uzatmadan yanıtlamak istiyorum. Bu arabuluculuk konusunda size sormak istediğim bir soru var. Her ne kadar Rusya tarafından onaylanmasa da Sayın Sezgin'in dediği gibi çok nafile bir çaba gibi görünse de Türkiye'nin arabuluculuk niyeti var. Söylediğiniz gibi Rusya ile kriz halinde, Batı ile de kriz halinde. Türkiye bu ya yani bu krizde Ukrayna Rusya krizi de NATO ile Rusya arasında. Türkiye bu arabuluculuktan Batı'yla ilişkilerini düzelterek çıkmayı mı umuyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından böyle olmadığını görüyorum.
ya da Rusya ile daha da yakınlaşarak şu bahsettiğiniz Putin'le Erdoğan'la arasındaki arabulucuya ihtiyaç olması durumunu ortadan kaldırmaya mı amaçlıyor? Şimdi Türkiye Rusya ile 2019 Nisan ayından beri üst işbirliği toplantılarını gerçekleştirememiş bir ülke. Elbette 2019-2020 COVID nedeniyle bu toplantının yapılamamış olmasını normal karşılayabiliriz. Ancak 2021 yılı Ocak ayında planlanmıştı bu toplantı. Dışişleri Bakanları 2020 son günlerinde Soçi'de bir araya geldiler ve bu toplantı gerçekleşmedi. Dolayısıyla Putin'in Türkiye ile bu üst düzey işbirliği konseyi bağlamında kapsamlı bir görüşme, heyetler arası bir görüşme yapmaktan kaçınıyor olması oldukça dikkat çekici bir durum. Yine hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanı Soçi'ye giderek Dışişleri Bakanlarının dahi katılmadığı bir baş başa görüşme gerçekleşti. Şimdi her şeyden önce bırakın Ukrayna'yı ya da Zelenski'yi, biz bugünlerde kısa dönemde Rusya ile aramızda bir üst düzey işbirliği konseyi toplantısı gerçekleştirebilecek miyiz? Birinci soru işareti bu. Bunu da Putin'le Erdoğan'ın takvimleri ya da Rusya'nın açıkladığı gibi COVID pandemisiyle ilgili koşullar değil, bir takvim çerçevesinde Dışişleri Bakanlarının tarih üzerinde anlaşmalarıyla elbette liderlerin takvimine bakarak ilan etmeleri gerekiyor. Yani burada Putin'e özel davet gönderilmesi, Putin'in sözcüsünün de özel olarak bu davete icabet edeceğiz demesinin bir anlamı yok. Çünkü bu liderler çat kapı görüşebilen, sayısız telefon görüşmeleri yapan liderler. Son telefon görüşmesinin de bir randevuyla gerçekleştiğinin altını çizelim. Birinci konu bu. İkincisi, Putin'in Türkiye ziyareti yine bir baş başa görüşme çerçevesinde mi olacak? Yoksa yine üdik kapsamında mı olacak? Bu ayrım da çok önemli. Ama Putin şunu her zaman söylüyor. Zelenski istediği yerde, istediği zaman görüşmeye hazırız. Ama bunun gündemi Donbas olamaz diyor. Yani bu Rusya dışişleri tarafından da Putin tarafından da o kadar çok açıklanmış bir husus ki şimdi durum böyleyken ve Putin Kremlin Sayın Erdoğan'dan Kiev ziyareti öncesi şunu istedi. Ya madem bir arabuluculuk niyetiniz var ya Zelenski'ye telkinde bulunun Minsk protokollerine uysun ya da Zelenski ile Donetsk ve Lugansk'taki cumhuriyetler arasında arabuluculuk yapın. Yani Rusya bize bunu öğrendi. Dolayısıyla biz arabuluculuktan neyi kastettiğimizi de kamuoyunda yeteri kadar tartışmıyoruz. Birincisi bu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı biz ev sahipliği yapmak istiyoruz dedi. Yani bu normal bir formatı çerçevesinde bugüne kadar 6 kez liderler zirvesi yapıldı. Şimdi buna ev sahipliği yapma isteğimiz AGİT tarafından Donbas'taki her iki cumhuriyete de iletildi. Ama onların dışişleri bakanları maalesef bizim İstanbul'da can güvenliğimiz olmaz diye bunu reddettiler. Yani işin bir realite boyutu var. Dolayısıyla hangi konuyu nasıl tartıştığımıza bağlı olarak Türkiye'nin pozisyonunun ne olup olamayacağını daha net tartışabiliriz. Ha NATO ile ya da ABD ile Rusya arasında bir arabuluculuğa mı soyunuyoruz? Buna ABD'nin ihtiyacı var mı bilmiyorum ama Rusya'nın ihtiyacı yok. Çünkü Putin Biden zaten görüşüyor. Lavrov Blinken sürekli görüşüyor. Telefon diplomasisi çalışıyor. Heyetler görüşüyor. Yani burada biz kimin adına arabuluculuk perspektifiyle soyunacağız? O nedenle ben bu opsiyonun zaten olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz NATO'nun bir üyesiyiz ve Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta NTV'de çok açık bir şekilde bir sıcak savaş çıkarsa biz NATO taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Yani dolayısıyla bu boyutuyla ilgili de spekülasyon ya da yorum yapmak çok güç. Ama benim tek korktuğum, kısa kesiyorum Sayın Büyükelçime saygısızlık yapmak istemiyorum. Şunu belirtmeden geçeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu krizde rol kapma çabası, bunu özellikle de iç politikaya endeksleyerek bir anlamda puan kazanma çabası Putin ve Kremlin tarafından da çok dikkatle izleniyor ve bu görüntüyü Sayın Cumhurbaşkanı'na da verebilirler. Her ne kadar görüşme Donbas konusunda olmasa da Zelenski Putin görüşmesi farklı konuları ikili ilişkileri izleyecek etkileyecek bir boyut olsa da bu görüntüyü verip karşılığında korkarım yine Türkiye'den ciddi bir taviz alma
doğal gaz da olabilir, başka bir şey de olabilir. Boyutunu kullanabilirler. Rusya bunu çok ustalıkla yapıyor. Bunu Dağlık Karabağ'da da yaptı. Biz zafer ve olumlu bir adım attığımızı düşünürken, ki bunu düşünmemizi de Rusya bizzat sağlıyor zaten. Yani bu böyle bir politika. Arka planda başka bir şeyin maalesef kötü sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. AK Parti medyasında Erdoğan krizi çözmeye gidiyor manşetlerinden de zaten bu senaryonun yakın bir ihtimal olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Şimdilik değerlendirmeniz için teşekkür ederim. Sayın Sezgin, bu iş Rusya ile NATO arasında, belki de NATO'da da bir bölünme var Sayın Sezer'in söylediği gibi ABD ile Rusya arasında. Peki orta vadede, uzun vadede bu bir birek güreşine döndü Ukrayna üzerinde. Kim kazanır? NATO mu, Rusya mı? Ya da kazananı olur mu? Şimdi NATO'nun gücüyle, ABD'nin gücüyle Rusya'nın gücü mukayese dahi edilemez. Konvansiyonel silahlar açısından. Füzeler, nükleer füzeler açısından durum başka. Bir nükleer savaş senaryosu görmüyorum ben ufukta açıkçası. Yani iki tarafın güçlerinin karşılaşması senaryosunda kaybeden kazanan diye bir ayrım yapmak çok zor. O bambaşka bir dünyaya taşımış olur öyle bir şey bizi. Öyle bir talihsizlik bizi bambaşka bir dünyaya taşımış olur. Ama şunu söylemem gerekiyor, yani objektif değerlendirmede bizim kendi jargonumuzda konfrontasyon dediğimiz böyle bir çatışma durumunda kaybeden Rusya olur. Rusya'nın aslında ne askeri gücü, ne askeri bütçesi, ne ekonomisi böyle bir çatışmayı taşıyacak kuvvette değil. Yalnız ben biraz önce söylediğim gibi meselenin oraya uzanmayacağı, oraya varmayacağı kanaatine öncelik tanıyorum. O ihtimali öncelik tanıyorum. NATO ile Rusya arasında gerginlik sürecektir. Bu tabiatıyla bu gerginliğin çıkmasında, bugünkü durumda Batı'nın da hataları vardır. Ama Rusya'nın da kendi korkularından, tarihinden kaynaklanan bir takım böyle gereksiz endişeler de mevcuttur. Bizde olduğu gibi orada da iç siyaset sahipleri vardır. Çünkü Rusya'da bugünkü koşullarda ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Sosyal huzursuzluk önemli bir seviyede. Ayrıca Rusya'nın eski BDT ülkelerinde demokrasinin gelişmesi, hukukun yerleşmesi Rusya açısından gerçekten rahatsız edici bir durumdur. Yani Rusya açısından demeyelim, Rusya'daki yönetim açısından rahatsız edici bir durumdur. Ama bu olayı askeri tehdit düzeyinde gördüğümüz takdirde, değerlendirdiğimiz takdirde Rusya'nın bazı konularda haksız olmadığı sonucuna varılabilir. Mesela Sayın Sezgin? Mesela 1990'ların başında 1997'ye kadar böyle NATO'nun Rusya'nın sınırlarına kadar genişlemeyeceği
hususunda bir tür zımni mutabakat sağlanmıştı. Batı bunu açıkçası kale almadı, ciddiye almadı. Rusya'ya belirli bir ölçülerde bir nasıl diyeyim saygı eksikliği gösterdi. Daha sonra bu Ukrayna'yla ilişkilerde biraz fazla aceleci davrandı. Biliyorsunuz 2008'de Gürcistan'a müdahale oldu. Aydın Sezer Bey de hatırlattı onu. Şimdi bu müdahale öyle boşu boşuna olmadı. 2008'de NATO açık kapı politikasını teyit etti. İsmen Romanya'da Bükreş'te yapılan toplantıda Ukrayna ve Gürcistan'dan söz etti. NATO'ya dahil etme konusunda. Bu iki ülkeyi NATO'ya alma konusunda. Bu tabiatıyla Putin Rusyası'nı 2008'de Medvedev Cumhurbaşkanı'ydı ama Putin Rusyası'ydı yine o. Ciddi şekilde rahatsız etti. Niye? Hem biraz psikoloji yapmak lazım. Hem toplumsal hafızada Rusya'da hem de Kremlin'in hafızasında hangi yönetici olursa olsun NATO her zaman öteki ve muhtemel saldırgan. Yani sizin düzeninize meydan okuyan bir yapı olarak algılanıyor. Açık özetleyebiliyor muyum bilemiyorum. Gayet açık. Bunlar harekete geçti. Bir de tarihsel bir neden var. Rusya'ya Japon Savaşı dışında 1905 bütün saldırılar batıdan olmuştu. Yani coğrafi açıdan. Dolayısıyla böyle Rusya'nın hem tarihsel refleksleri hem siyasi refleksleri bu NATO'nun attığı bir takım adımlarda aniden harekete geçebiliyor. Bir başka husus Ukrayna ile bağlantılı. Ukrayna'da bir anayasa değişikliği yapıldı biliyorsunuz. O anayasa değişikliğinde de Avrupa Birliği ve NATO üyeliği teyit edildi temel hedef olarak. Bu da Donbas'ta yaşanan gerginlik ötesinde Rusya'yı harekete geçiren bir gelişme olarak görülmeli. Biraz bu zaviyelerden bakılmalı. Hani fakat ben burada Rusya'nın tutumunu tasvip etmiyorum ama Rusya'nın tutumunu da bu zaviyelerden bakarak anlamak gerekir, değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca arabuluculuk gösterişi konusunda Aydın Sezer'in söylediklerine katılıyorum. Bu böyle tamamen iç siyasete yönelik maalesef Türkiye'nin dış itibarını aşındıran girişimler meyanında görülmesi gereken bir iç siyaset hamlesidir. Evet katkı bir daha söylüyorum. Türkiye katkıda bulunabilir muhtelif yollarla. Barışa katkıda barışın temin edilmesine veyahut da çatışmanın önlenmesine katkıda bulunabilir. Ama bunun yolu ben arabulucuyum, arabuluculuk yapacağım şeklinde kimseye danışılmadan ilan edilen veyahut da beyan edilen bir takım böyle
nasıl diyeyim, yersiz hususlarla olmaz. Sayın Sezgin, değerlendirmeniz için teşekkür ederim. Sayın Sezer, programımızın da sonuna geldik. Türkiye'ye etkileri en çok enerji alanında hissedilecek gibi görünüyor. Doğalgaz kesintileri de sanayi tesislerinde başladı. Gerçi bu krizle direkt alakalı olmasa da burada olası bir çatışmaya da şu kriz statükosunun Türkiye'nin enerji tedariğine yansıması nasıl olur? Tabii kur krizi de var, bir de o. Sadece enerjiyle kalmam. Bu eğer sıcak bir savaş olup da Türkiye'de taraf olacak olursa, ben de çok zayıf görüyorum bu ihtimali, ama böyle bir şey olacak olursa turizmle ilgili de, Türkiye'deki diğer yatırımlar ilgili de, Türkiye'nin Rusya'daki diğer yatırımlarıyla ilgili de çok ciddi sıkıntılarla karşılaşırız. Fakat Batı'nın bir ambargo uygulaması durumunda, sıcak savaş olmaksızın bir ambargo uygulaması durumunda, bundan en çok kaybedecek ülke yine Türkiye olacak maalesef. Zira özellikle Silivri'den çıkartılması falan söz konusu olursa Rusya'nın, başta doğalgaz olmak üzere tedarik konusunda ciddi sıkıntılarımız olacak. Bu doğalgazla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Savaş ya da barış, ambargo fark etmez. Ben Rusya'nın kontrata bağlanmış doğalgaz akışında bir kesintiye gideceğini ihtimal vermiyorum. Şartlar ne kadar zor olursa olsun. Ama bizim henüz Türk Akım 2'de atık kapasitemiz var. Zaten geçtiğimiz yılın son haftasında zor bela bir spot anlaşması yaptık. Oldukça pahalı fiyattan doğalgaz alıyoruz Rusya'dan. Mavi akıma kıyasla söylüyorum bunu. Mavi akımdan şu anda 305 dolar mertebesinde bir fiyatla doğalgaz alıyoruz. Dolayısıyla bu gibi konular Türkiye'nin riskini, enerji güvenliğini artıracak konular. Dolayısıyla özellikle İHA ve SİHA üretimi, bakımı, satışı gibi konular gündemdeyken, ki Türkiye bunu yapabilecek kabiliyette ve kapasitede bir ülke, asla eleştirmiyorum. Ama bunun Donbas'ta kullanılmaması, bu bir Agit-Minsk anlaşmalarının bir maddesidir. O bölgede ağır silahlar ve hava saldırı araçlarının kullanılmaması gerekiyor. Bizim İHA ve SİHA'lar kullanıldığında ilk tepkinin Almanya'dan ve Fransa'dan geldiğini de hatırda tutalım, Ukrayna'ya yönelik. Dolayısıyla Türkiye'nin en azından bu konuda telkinde bulunması, bunları iç savaşta kullanmaması gerektiği hususunda çok açık ve net bir mesaj vermesi gerekiyor. Bir de şunu ifade edeyim. Dünkü basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenski'ye Agit-Minsk protokollerine uygun çözümden yana olduğumuzu da vurguladı. Sanırım bu Rusya'nın özel bir siparişiydi. Rusya'nın Ankara'daki büyükelçisi birkaç gün önce Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etti. Bu mesajın da iletilmiş olması, açık bir şekilde iletilmiş olması, sanırım Rus makamlarının da, Kremlin'in de dikkate aldığı bir başka husus oldu diğer olumsuz gelişmelerin yanında. Sayın Sezer, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Süremizin de sonuna geldik. Sayın Sezgin'e ulaşabiliyorsak eğer onun son sözleriyle kapanışı yapalım arkadaşlar. Şu an Adnan Bey'in bağlantısı kopmuş. Son iki dakikamız içerisinde tekrar bağlanabilirsek ona döneceğiz. Sayın Sezer, sizin Rusya-Ukrayna krizine dair aslında ayrıntıları verdiniz. Genel olarak son sözlerinizi, Sayın Sezgin geldi. Sayın Sezgin, programımızın da sonuna geldik. Bu krize dair son 3 dakikamız, 3 dakika kadar vaktimiz var. Genel değerlendirmenizi alıp kapatalım. Şu ana kadar ben bir takım böyle iddialar var. Zaman zaman televizyon programlarında duyuyorum. Hani bunun başından itibaren ABD tarafından tasarlanmış, yoktan var edilen bir kriz olduğuna dair bazı yorumlara rastlıyorum. Ben olayların bu kadar böyle kolay tasarlanıp yönetilebileceğine inananlardan, düşünenlerden değilim. Yani bu krizi kendi koşulları içinde mütalaa etmek gerekiyor. Rusya'nın bir takım özellikleriyle, NATO'nun yaptığı bazı hamlelerle
anlamaya çalışmak ve ona göre tedbir almak icap ediyor. Bunu özellikle yani komplo teorileri içinde veyahut da ABD'nin geniş bir dünya vizyonunda dünyaya hakim olmak için tasarladığı bir proje olarak görmemek icap ediyor. Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi konuyla alakasız gibi görünüyor ama Maliye Bakanı Amerikan Merkez Bankası'nın 5 tane aileye ait olduğunu iddia etti canlı yayında. Türkiye'deki Merkez Bankası'nın da tamamen kamuya ait olduğunu iddia etti. Halbuki öyle bir şey de yok. Şimdi bu zihniyet bakan seviyesinde olunca Sayın Sezgin sizin söylediğinizi beklemek de ne yazık ki bizim ülkede çok gerçekçi olmuyor. Sayın Sezer, sizden de kısaca son cümlelerinizi alıp toparlayıp kapatabiliriz. Çok dikkatle adım atması gereken bir süreçteyiz. Özellikle son 1-1,5 yılda dış politikada attığı, benim olumlu olarak nitelediğim, bazılarının haklı olarak uydurmuşu dediği adımlara paralel olarak Rusya ile ilişkilerin gerilmekte olduğunu 2021'de özellikle hatırlatarak Türkiye'nin artık dış politikada bir bütüncül perspektif ortaya koymasının zamanı geldi de geçiyor. Bu Ukrayna krizi de bunun önemli bir test aşaması olacak diye düşünüyorum. Katılımınız ve katkılarınız için Sayın Sezer çok teşekkür ederim. Sayın Sezgin, katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu akşam gündem özelde Aydın Sezer ve Aydın Adnan Sezgin'le Rusya-Ukrayna krizinin hem uluslararası boyutunu hem Türkiye'ye olası yansımalarını konuştuk. Bizden sonra ana haber var. Hoşçakalın.